Hepinize Metan ile Her Telden kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videomuzla beraberiz. Bu videomuzda Minecraft ile alakalı bir video çekeceğiz. Minecraft'ta ne yapacağız diye sorarsanız nasıl desem, bir sus lan ambulans. Şöyle chatleri de açalım. Bilmem, böyle yapılarda kullanılabilecek redstone şeylerini falan göstereceğim. Redstone devrelerini göstereceğim. Çok fazla göstermeyeceğim burada, haberiniz olsun. Neyse. Hemen ben eşyalarımı sayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ben gereken eşyaları aldım. Şimdi ilk olarak ne yapacağız derseniz, nasıl bir tane, yani otomatik değil de yani güzel değişik bir kapı yapımını göstereceğim. Şöyle güzel bir kapı yapımı yapacağız. Benim en sevdiğim kapılardan bir tanesi arkadaşlar bu. Yani bunu kendim buldum. Yemin ederim ki kendim buldum arkadaşlar. Gerçekten yemin ederim ki. Bir tane daha var. Bir tane şeyli videosu çekmiştim ancak 48 dakikalık olduğu için bayağı bir kastırdı falan internet. Hatta internet bitiyordu neredeyse. İnternet bitmesi diye bir şey yok ama öyle bir şey yaptı ki, o öyle bir kastırdı ki ben o videoyu yükleyemedim. Şimdi arkadaşlar, şimdikisi şöyle. İlk olarak şurada, pardon, şurada bir tane var. Bunun üzerine bir tane cam koyuyoruz, tamam mı? Ondan sonra bunun, Allah ben senin. Ondan sonra bunun altını kazıyoruz. Şuraya bir tane kızıl taş koyuyoruz. Bunun altına da bir tane kızıl taş koyuyoruz. Böyle yapıyoruz, tamam mı? Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bu şekilde bir tane kapı yapabilirsiniz. Daha bu kadarcık mı diyeceksiniz? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Tabii ki de hayır. Bu arada bu çok yere girdi değil mi? Benim yaptığım kapıda... Aa, ben yanlış yapmışım. Ben evi hep böyle yapardım. O yüzden orası yanlış olmuş. Ben evi her zaman böyle yaparım arkadaşlar. Bloğun üstüne falan koyarım yani. O yüzden yanlış gitti. Tamam. Şimdi şuraya, buraya redstone'umuzu koyuyoruz. Buraya da şu pistonun şu olayı beni çok rahatsız ediyor. Aynen, buraya da bunu koyuyoruz. Buraya da bunu. Ondan sonra şuramıza, şuraya bir tane daha tahta koyuyoruz. Buraya da bir tane daha tahta koy. Abi şaka mısın ya? Böyle yapacağız. Buraya tahta gelecek ya. O şekilde yapacağız. Yani tam şuraya koyacağız. Tabii koyabilirsek. Aynen bu şekil. Ya şuraya bir türlü yerleştiremedim ki. Arkadaşlar, bilip bilmeden yapıyorum ben bunu. Yani bilerek yapıyorum ben bunu. Ya istediğim bu ya. İstediğim bu. Tamam. Şunun altına ve buraya bir tane koyacağız. Buraya da bunu koyacağız. Ondan sonra şurayı açacağız. Buraları zaten genel olarak tahtalardan yaparsınız diye düşünüp tahtalardan yaptım. Zaten başka bir blok yaparsınız ne fark eder? Bakın işte böyle girebiliyorsunuz. Pardon, neden? Ha, ben yere koydum bunları. Bu şekilde geçebiliyorsunuz yani. Böyle. Siz buradan düşmek istemiyorsunuz geçerken diyelim. O zaman onu nasıl yapacaksınız? Şimdi onu da göstereyim. Şöyle bir yer yaptınız diyelim. Aynen. Böyle bir yer yaptınız diyelim. Düşmek istemiyor musunuz? Hemen kapıyı şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Nasıl yapmıştım ben orada? Aynen, evet, aynen öyle. Evet evet, şöyle yapmıştım. Şöyle koymuştum. Bunun üzerine camımı koymuştum. Yine aynı şekilde oranın devresinden kurmuştum. Bu sefer böyle yapmıştım. Ondan sonra böyle yapıp böyle yaptım. Bakın, böyle süper bir görüntü açısına sahip oluyor. Hop. Böyle güzel bir görüntüye sahip oluyor. Aynen böyle. Ondan sonra da şuraya da bir tane piston yerleştiriyoruz. Bir saniye ya, yanlış yere koydum. Şu şekil olacak.
Bunun üzerine de bunu yerleştiriyoruz. Böyle yapıp üzerine bir tane lever koyup üzerine de yarım bloklarla kapatabilirsiniz. Ancak ben yarım bloklarla hiç uğraşmadan şöyle kapatacağım. Evinizin artık böyle bir girişi var arkadaşlar. Siz buranın gözükmemesini istiyorsanız başka türlü de yapabilirsiniz. Böyle yapıp yani şu şekilde yapıp şuraya da koyabilirsiniz. Ay. Böyle de yapabilirsiniz. Burayı açtıktan sonra zaten buradan düşmezsiniz artık. Böyle güzel bir kapı yapımı yaptık. Böyle güzel bir tane daha kapı yapabilirsiniz. Bir tane daha var arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Şöyle, şöyle ve böyle. Bunun etrafını şu şekilde kaplıyoruz arkadaşlar. Gözükmeyecek şekilde. Şöyle kaplıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu yapıları bulmak öyle kolay bir şey değil. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten yani bu videoları çekmek öyle kolay bir şey değil. Ondan sonra arkadaşlar şuralara yerleştiriyoruz. Kendim bulduğum için bu yapıları biraz zor oluyor. Evet. Şimdi ondan sonra diplerine bunları koyuyoruz. Sonra böyle 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 geçilmeyecek bir alan yapıyorsunuz. Tabii ki de ben burayı şu şekilde yapıyorum. Şöyle bir şey yapıyordum. Açıldığında çok güzel olacak. Açıldığında böyle bir görüntüye sahip oluyor. Ben zaten bunun yanına şöyle odunlarımı koyuyordum. Bu şekilde güzel bir görüntüye sahip oluyor. Kapanınca. Ay. Böyle güzel bir görüntüye sahip oluyor. Açınca da böyle oluyor. Gayet güzel bir sistem. Buraya da siz camınızı koyar, evinize rahat bir şekilde girebilirsiniz. Bu ne işe yarayacak dersiniz? Gerçekten konforlu bir giriş ve de yani girerken çok cool gözüken bir giriş. Peki ya ben burayı nasıl engelleyeceğim diyecekseniz, benim size tavsiyem buraya bir cam koymayın. Burayı şöyle yapın. Ondan sonra buradan arasını cam yaparsınız. Cool bir girişiniz olur. Pardon, ben neden buraya koydum ben de bilmiyorum. Ha, bu yüzden koymuştum aynen. Tamam. Ama şöyle bir şey de var. Mesela şu ikisini açıp Pıçınk. Böyle girebilirsiniz. Yani direkt hiç uğraşmadan da öylece girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi la Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın ki böyle videoların devamı gelsin. Videoların gelmesi beğenilerden doğru gelmez. Yorumlarda tavsiyelerinizi yazarsınız. Hem tavsiyelerinizi hem de bölümün devamını isterseniz yazarsınız. Yazmasınız bile bunların devamı gelecektir. Ancak üşengeçlik yapmayıp yazmamazlık yapmayın. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kanalımı takipte kalın. Bay bay.